Herkese merhabalar arkadaşlar. Sonunda yeni ev videomuzu çekiyoruz. Bravo. Tek elle alkışlayabiliyorum şu anda. Ben de alkış ediyorum. Biz eve taşınalı bayağı bir oldu. Neredeyse bir ayı geçti ama bir türlü bu evin videosunu yapamamıştık. Sonunda yapıyoruz. Burası da bir balkondu. Ben Betül yüzünden kilo aldım ya. Eski hali buydu. Hala ocağımız ve fırınımız yok. Her yeri ayna yaptırdık arkadaşlar. Bu arada evimiz hala tamamlanmadı. Onu da söylemek istiyorum. Bir sürü şeyimiz eksik. Bir sürü yani. Ama böyle bir yandan iş hayatı vesaire devam ederken onları tamamlamak birazcık zor oluyor. Şimdi lafı uzatmadan sizi giriş bölümünden itibaren alıyorum. Şöyle her yeri gezeceğiz, göreceğiz. Bu arada evi gezmeye başlamadan önce kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Unutmayın lütfen. Şurada bir tane eski mutfak olan bir oda var. Buraya en sonunda geleceğim arkadaşlar. Size asıl güzel yere götürmek istiyorum. Burayı da şöyle işte etrafını tamamen böyle yeşillik kaplattık bu duvarı. Önüne de böyle bir tane boyaymız koyduk. Ben sürekli diğer evde işte boyaymamız yok, ben kendimi çekemiyorum falan filan diye şikayet ediyordum. O yüzden bu evde full boyaymız var. Her yeri ayna yaptırdık arkadaşlar. Sırf Betül story atabilsin, yukarı kaydırma storyleri atsın diye. Evet, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizi güzel salonumuza götürüyorum. Şöyle etrafımızda dönüyoruz. Burası da salonumuz. Şimdi arkadaşlar salonumuz inanılmaz büyük, bakın. Burayı tamamen böyle sanki sinema köşeciği yapalım diye düşündük. Buraya böyle rahat bir koltuk koyduk. Karşısında televizyonumuz. Buraya da böyle birazcık daha işte kendimizi işte nasıl diyeyim ayrı hissetmek için televizyon seyrederken odaklanabilmek için böyle perdeler yaptık. Bu arada burası eskiden duvardı arkadaşlar. Burası evet, bir duvardı. Odaydı. Aynen yani. Burası ayrı bir duvardı ve buranın girişi de şu taraftaydı. Aynen yani şuradaydı. Şöyle bir göstereyim. Şurada bu odanın kapısı vardı. Biz bu odayı böyle şey yaptık, kırdık. Evet. Bir de biz bunu niye yaptık? Şu perdeyi bir de. Mesela burada arkadaşımız kalıyor bizim mesela. Evet. Kendisini böyle hani bir izole aynen hissetsin yani uyurken. Bizim yok. Bu köşeyi de bayağı bir, hatta buranın fotoğrafını atmıştım ben Alper'e. Biz buraya Starbucks köşesi diyoruz. Aynen. Çünkü gerçekten aynı bir Starbucks gibi oldu. Bakar mısınız? Böyle altında işte prizlerimiz falan filan vesaire her şeyimiz var. Birazcık daha böyle işte ne bileyim biraz güzel bir manzaramız var. Manzaranın önünde oturup işte burada kahvemizi koyup falan şöyle takılmalık. Hiç bir böyle yaptık, hiç böyle takılırken görmedim ben seni. Sen buraya yaptırırken dedin ki ben hep böyle buraya oturacağım, kahve içeceğim, kitap okuyacağım. Hiç görmedim seni öyle. Ben hiç görmedim. Bu arada bunu Betül tasarladı şu olayı. Yani evet. Betül'ün fikriydi bu. Evet. Teşekkür ederim. Mimar olmanın için. Yani ev. Sonra buraya da böyle işte bir güzel bir yemek masası koyalım dedik ki işte burada topluca belki yemekler yeriz vesaire falan filan diye. Sonra bu duvar taşlarından da ben birazcık bahsetmek istiyorum. Bunlar da bence bu evin ana havasını oluşturan şeylerden bir tanesi bu taşlar. Bu taşlar gerçek taşlarmış arkadaşlar. Böyle şeyden... Eski evlerden aynen söküp çıkarılan taşlarmış. Buradaki tablolarımızı da aşırı derecede beğenerek, aşık olarak aldık hatta. Evet, gerçekten çok güzel. Ama bu tabloların yeri burası değil. Evet, aslında biz bunları nereye koyacaktık? Şuraya koyacağız daha. Çünkü bu duvar çok boş olduğu için hani buraya ne koyalım falan diye sonra tabloları gördük. Neyse şimdi buraya geçiyoruz. Salonumuzun 3. partı. Yemek ve oturma köşesi gibi bir şey. Şimdi burası yeni mutfağımız. Normalde burası salona ait, salonun devam ettiği bir alandı. Biz burayı artık tamamen böyle Amerikan mutfak yaptık. Hala ocağımız ve fırınımız yok. Taşınalı kaç ay oldu? 1 ayı geçti ama 2 ay olmadı. Ne 1 ayı ya? 2 ay oldu. Çok rahat 2 ay oldu. Tabii ki 2 aydır evimizde ocak yok. Burası ocağın yeri, burası fırının yeri. Şimdi evimizin en sevdiğim köşesini göstereceğim. Ve bunun Dubai videosundaki 250 milyon TL'lik evi izleyenler biliyordur. Ve aşık olmuştum ona. O evde de aynı şey vardı. Dın dırırım. Müthiş değil mi ya? Yani bir şey söyleyeceğim. Duş başlığı gibi bak, her yeri böyle temiz, tertemiz. Arkadaşlar o kadar ev yaptık bakın. Her tarafı nasıl yani güzel özenle seçtik. Bayıldığı noktaya bak.
oynar başlıklı şey, su, ne denir, musluk. Şimdi çöp kutusu olarak da bunu da göstermek istiyorum. Kendimize kocaman bir çöp kutusu aldık. Çünkü böyle anında doluyor falan, bu sefer yeter ya falan deyip böyle kocaman bir tane çöp kutusu aldık kendimize. Evet. Buraya böyle bir bar yaptık. İşte sandalyelerimiz de, bar sandalyelerimiz var. Burada bazen burada oturup hızlı bir şekilde mesela bir şeyleri hazırlayıp burada hemen yiyoruz. Şu aynayı göstermemiz lazım. Hı, doğru. Ya bu ayna evin en sevdiğim kuşu zaten, full bütün Instagram şeylerimi, selfilerimi falan filan hep buradan çekiliyorum. Kendimi hep buradan çekiyorum. Evet. Betül'ün burada yogaları meşhur. Şurada. Aynen, burada yogalarım meşhur. Evet. Bu aynayı da ben daha önce işte görmüştüm. Pinterest'te görmüştüm. Sonra ama dedim ki muhtemelen yapamayız falan filan. Ve aynısını birebirini yaptılar. Samet sağ olsun. Yani bütün bize önden renderlarını gösterdi vesaire, tasarladıktan sonra fotoğraflarını biz gördük bu evin. Ve gerçekten birebir aynısı oldu. Bütün eşyalar da aynı şekilde renderde göründüğü gibi oldu. Evet. Şimdi bu köşeyi göstereyim size. Burası da aslında eskiden, şu an görüyorsunuzdur belki de, bir balkondu. Biz çok kararsız kaldık işte balkonu salona katsak mı yoksa bir balkona ihtiyacımız olur mu vesaire falan diye. En sonunda balkon yapmamaya ve tamamen burayı böyle salona katmaya karar verdik. Bence iyi ki de öyle yapmışız. Burada böyle güzel bir manzaramız var. Hatta bak ışıkları kapatayım da manzara daha güzel bir. Şu taraf özellikle hoş gözüküyor gerçekten. Selam Boğaz. Buradaki koltuklarımız şunlar, bizim eski ofisimizden gelme koltuklar. Buraya birazcık daha böyle yayılabileceğimiz bir koltuk takımı alacağız. Aslında burası evin en böyle vakit geçirmesi alanı ama rahat koltuklarımız olmadığı için burada çok fazla vakit geçiremiyoruz ya da tek bir kişi oturabiliyor falan zaten. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Burada böyle oturup işte ışıkları falan kapatıp böyle karşıyı izlemek çok keyifli oluyor gerçekten. Şöyle. Şimdi size ışıklarımızdan, özlerimizden bahsetmek istiyorum. Bizim en çok sevdiğimiz şey Alper'le böyle tavanda... Efendim? Ben de merak ettim ne diyeceğim diye öyle bakıyorum. Sarkıtma ışıklardı. Yani biz onlara bayılıyorduk. Böyle mesela masamızın üstünden böyle işte sarkıtma ışıklarımız olsun vesaire diye hemen buraya bir tane yaptık. Buraya bir tane böyle sarkıtma şeyi yaptık. Sonra buraya da aynı şekilde yine bir sarkıtma ışıklarımız var burada. Özellerimiz de gerçekten tam olarak renderdakileriyle birebir, şimdi render fotoğraflarına da bakacağız. Bir de her yerden led geçiyor arkadaşlar. Tavanımızda şöyle bir tavan aksesuarımız var. Bu böyle işte son zamanlarda popüler olmaya başlayan bir şey. İşte modern mimaride kullanılan bir şey. Endüstriyel bir tasarım yani aslında. Evet, böyle hani daha çok ofislerde oluyor. Evet. Ya da işte okullarda vesaire, bizim üniversitenin tavanları da öyleydi. Biz bunu evde de yapmak istedik ve böyle bir tasarım yaptık. Tavanın size eski halini, bir de burayı tasarladıktan sonraki render hallerini göstermek istiyorum. Şimdi tabletten biz ayarladık bunları. Burası şu anda yeni hali burası. Aynen. Değil mi? Şu evet. Hı-hı. Aynen öyle. Yani normalde bakın şurada açıklık olan kısım daha devam ediyor. Orada bir normalde bir işte kapı var. Kapı var, artık hiçbir şey yok. Şuradaki bu duvarda yıkık şu anda. Orayı da bunun arkasındaki odayı da biz salona katmış olduk yani. Yıkık. Yıkık. Aynı benim gibi. Kırmış boğazım. Ondan sonra bir diğer açısı da şöyle. Yani burada eskiden bir balkon vardı böyle ve hani çok daha kısa görünüyordu salon. Biz bu balkonu yıktığımız zaman bu duvar da yine böyle komple çok daha uzamış olmuş oldu yani. Burası da arkadaşlar, yine burası. Eski balkonun tabii ki biz yani inanılmaz eskiydi ve artık böyle yıkık döküktü. Biz tamamen bu yeni işte pencere doğramalarını falan yeni yaptırdık. Ve böyle siyah kullandık bu sefer biz. Bir de perdelerimizi de göstermek istiyorum. Şık ve şey duruyor. Çekmen lazım demiş. Hiç kullanmadım ya. Kaç aydır evde yaşadım. Öyle değil. Bir bak. Şimdi sol tarafa doğru çekeceksin. Sol. Orası sağ bir tane. Ya ne olur burada çıkamayın. Evet. Böyle. Şey, benim en çok sevdiğim şeyi böyle kalın kalın olması oldu. Evet. Açıkçası. Bu... Normalde daha incecik olurlar ya böyle. Evet. O görüntüyü ben çok sevmiyorum. Bunun böyle kalın kalın olması evde de kullanılabilir kılmış bence. Evet, salonumuz
böyle iyi. Burası bizim hem yemek yeme alanımız, hem işte oturma alanımız, hem de televizyon, işte sinema köşemiz gibi bir şey. Bir de renderlere bakalım. Şimdi yani renderlere bakalım, doğru. Şimdi mimarımız Samet'in buraya yaptığı render'a bir bakar mısınız? Bu render, bu da gerçeği. Gerçekten çok yakın. Yani neredeyse fotoğraf gibi, yani burası, yani gerçek bir fotoğraf gibi. Burası, buraya gidelim yani burada şimdi. Burada ayna daha büyük. Ayna. Aynayı yapamadık o kadar büyük. Aynayı o kadar büyük yapamadık. Çünkü burası zaten yüksek kat olduğu için onu çıkartamadık. O yüzden küçük yapmak zorunda kaldık ama bak size şu açıdan bir çekeyim. Gerçek hali. Sonra bir tane daha render'ımız var. Bu da sadece tavanlar farklı. Avizelere bakar mısınız? Avizeler birebir aynı yani. Nasıl aynısını buldun? Aynısını özel yaptırdı. Gerçekten çok özel merak ediyorum. Özel yaptırdı çünkü Samet. Şunu bulamadık. Şu heykeli hala arıyoruz, böyle bir heykel. Bildiğin aynısı ya. Bildiğin aynısı. Bir de şu böyle bir bisiklet koymayı ben çok isterdim ama onu da koymadık. Ama istersek koyarız. Daha ocağımız bile yok. Evet, ocağımız yok arkadaşlar. Bildiğin tüpümüz var. Bakın tüpü göstereyim size. Buraya sakladık biz tüpü. Betül şunda yapıyor yemeğini. Ben burada yapıyorum yemeğimi. Şimdi evimizin mimarını bir aramak istiyorum görüntülü. Bir tekrardan bir teşekkür de etmiş oluruz yani. Selam Samet, ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Yeni evimizin videosunu çekiyoruz senin sayende olan. Ya Samet, tamamlayamadık madem son eksiklerini. Ya evet ya, onları tamamlayamadık maalesef. Artık şey yapalım, dayanamadık yani, çünkü o kadar fazla yeni ev videosunu istiyorlardı ki ve çok zaman geçtiği için artık en sonunda yapmaya karar verdik. Bir de evin eksiği bitmez. Çünkü ev yaşadıkça güzelleşiyor. Gidip geldiğiniz yerlerden artık bir parçalarla evi toparlarsınız. Aynen, kesinlikle. Samet, şimdi şeye bakıyoruz. Bir yandan renderlara falan bakıyoruz. Bak burada. Senin renderların. Ya birebir aynısını yapmışsın ya. Yani evin işte ne bileyim avizesi, ondan sonra masası, aynası nasıl aynı olabilir? Malzemelerin nasıl aynı olabilir? Gerçekten şok içindeyiz. Senle bir de bize sor. Onları seçe seçe ne harettik? Evet. Evet ya. Ne kadar sürdü bizim evin toplamda yapılması? Yani birkaç ay sürdü yani. 2 ayı buldu ya. 2 ay. İki ay. Evet, 2 ay. Aynen. Yine iyiymiş ama. İyi. Şey, evin eski fotoğraflarını gösterecek misiniz? Gösteriyoruz. Evet. Bir yandan onları da gösteriyoruz. Eski fotoğraflarını gören şu ankine ne tepki verecek çok merak ediyorum. Bence herkes çok şaşıracak. Burası sanki mesela herkes, gören herkes şey zannediyor. Çok lüks bir site zannediyor. Aslında burası çok çok eski bir site yani. Evet. Valla ellerine sağlık Samet tekrardan. Teşekkür ederiz yani. Evimizi harika yaptın. Tam istediğimiz gibi, hayalimizdeki gibi, beklediğimiz gibi oldu her şey. Valla bu tek başınız olmadı tabii. Hem bizim ekibimiz hem de sizin de özleriniz de oldu. Hepimizin emeğine sağlık. Güle güle oturun. Evet. İnşallah keyifli projelere imza atarsınız orada. Samet'in arkadaşlar Instagram'ını da şu an aşağıya koyuyorum. Samet'in kendi evini de görmeniz lazım. Samet'in Instagram'dan ona da bakmayı unutmayın. Sabitli. Samet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Eline sağlık. Bay bay. Burası giriş kapısıydı. Salonumuzu gördük. Ve buradan sonra da koridorumuza geliyoruz. Size küçük tuvaletimizi göstereceğiz. 2 tane tuvaletimiz var burada. Çünkü hep Alper'le benim daima tuvaletim var arkadaşlar. Daima yani. Ben bunu tekrar söylemek istiyorum. Ne zaman, saat kaç olursa olsun, Betül ev dışında bile olsa, hani eve geliyor anında benim tuvalete girdiğimi hissederek, gecenin 4'ü de olsa, öğlen 2 de olsa, ben ne zaman tuvalete girsem kapıyı yumrukluyor, çık dışarı, benim tuvaletim var falan diye ve gerçekten beni zorluyor. O yüzden bu tuvaleti yıkmadık. Yani Samet dedi ki birleştirelim. Ben dedim ki kesinlikle olmaz, benim de bir tuvaletim olması lazım. Arkadaşlar, Alper tuvalette 20 dakika. Ben Betül yüzünden kilo aldım ya. Ben Betül yüzünden kilo aldım. Yiyip sıçamıyorum aylardır. Bu eve taşınınca ilk defa öğrendim yani. Bir boşaltım sistemim bir rahatladı. Zayıfladı gerçekten. Şimdi göreceğimiz yerin eski halini önce göstermek istiyorum size. Eski hali buydu. Küçücük minnacık bir tuvalet. Ama ben şu an yeni haline bayılıyorum. Baksanıza, en sevdiğim şey yerdeki fayanslar. Yani küçük, ufak bir tuvalet. Şuraya ayna gelecek. Daha evet, gelmedi. Daha bakın aynamız yok. İşte ne bileyim, havlu asmak için bir işte havlu asacağımız yok. Yani tuvalet kağıdı asacağımızı bile takmadık henüz. İçeride duruyor. Onu da şuraya bir yere takacağız yani. Evet. Buralara böyle
böyle bir sürü işte ne bileyim gösterelim hatta. İşte nevresimlerimizi vesaire koyabileceğimiz böyle dolaplar yaptırdık. Dolap çok ihtiyaç duyulan bir şey gerçekten arkadaşlar. Buraya da ne bileyim işte kozmetik ürünlerimiz vesaire. Banyomuzu görmeden önce eski halini bir görelim. Birazcık kötü yani böyle yeşil falan. Şimdi yeni hali. Burada çok güzel bir aynamız var. Ve etrafından led geçirdiğimiz bir ayna böyle. Bu aynanın tarzını çok seviyorum. Burada iki tane lavabo koyduk. Hem böyle birlikte ne bileyim birlikte dişlerimizi falan fırçalayabilirim, işte birlikte kullanabilirim diye. Duşakabinimiz klasik bakın içinde böyle şampuanlarımızı falan koyacağımız bir şeyimiz bile yok. Onu bile taktırmadık yani şu. Ama güzel şu şöyle yukarıda şey olması güzel. Su verici. Evet. Ben bayılıyorum. Ben hep bununla yıkanıyorum. Burada sadece şu kadar ve çok yukarıda bir şeyimiz var. O yüzden tam... O yüzden hani mesela ben en üstte asla erişemiyorum falan. Hani birazcık... Orası biraz kullanışsız. Evet. Ama efektif değil. Boş durmasından iyidir. Giyim odasıyla devam edelim. Şimdi burası da eskiden bir yatak odası mıydı? Burası aslında çocuk odasıydı yani. Evet. Yani burası normal düz bir odaydı. Burası yine kapalıydı ve burada arkada da bir tane balkon vardı. Biz burayı da yıktık arkadaşlar. Evet. Şimdi giyim odamızı nasıl kullandığımızı gösterelim. Burada eskiden dolaplar vardı eski kullanan gömme kişi. Dolaplar. Gömme dolapları vardı. Biz buradaki dolapları vesaire yıktırıp içine böyle düz askılı koyduk. Alper her şeyini asmayı seviyor. Katlamaktan nefret ediyor. Bu arada giyinme odası dediği şöyle bir şey. Burası benim giyinme köşem burası. Evet bak. Burası Alper'in. Şurası da Betül'ün giyinme odası. Bak burası şu dolabın hepsi. Şunların alayı. Şuralar Betül. Yazık bak. Evet. Gerçek yani. Hakikaten böyle. Aşkım sadeleşmeyi... Ama bir dakika. Alper. Evet şunu en son bana ayırdı. Sağ olsun. Allah razı olsun şu köşeyi bana verdi. Bu da son bir gündür böyle. Burası da böyle. Çok evet da burası da böyle. Şey şimdi burada da yine bir tane daha selfie'lik bir aynamız var. Evet burada bayağı ama büyük. Ama burada çok fazla çekilmiyorum. Çünkü arkası dağınık çıkıyor. O yüzden... Buraya da böyle kapalı perdeler koyduk ki hani üstümüzü falan değiştirirken herhangi bir geçirgenliği olsun istemedik. Bir de yani asıl geçirgenliği olmasını istemememizin sebebi uyurken kendimizi rahat hissetmemiz. Neden uyurken rahat hissetmemiz? Giyinme odamızdayız. Çünkü giyinme odamız ve yatak odamız birbiriyle bağlantılı. Burası bir eskiden balkondu arkadaşlar. Ve buradan burası yatak odası. Bomboş bir yatak odası daha evet, hiçbir bomboş. Şey yok. Bomboş yani hiçbir şey yani düşündüğümüz birçok şeyi yapmadık. Ondan sonra sadece şu an yatağımız var bir tanecik de böyle. Yine Betül'ün bir masası. Şey, küçük çakma bir makyaj masam var. Hani birazcık daha değiştireceğiz işte ne bileyim şuralara raflar koymayı düşünüyoruz. Sonra buranın karşısına acaba dedik bir tane televizyon mu koysak hani böyle izleriz falan diye. Yani buranın girişi de aslında arkadaşlar giyim odası burada, yatak odası burada ama aslında bunlar böyle sanki bir odaymış. Aynen sadece arada bir tane duvar var aslında. Burada uyuyoruz, burada giyiniyoruz yani. Evet. Ben burada uyurken, Alper burada üstünü değiştirirken ben ayak seslerini çok net duyuyorum. Evet. Ama görmüyorum. Bu arada şunun ikili olması da bence işe yarıyor. Çünkü bizim işte atıyorum akşam eve geldik hemen uyuyacağız. İkimiz de lenslerimizi çıkartacağız. İkimiz de dişlerimizi fırçalayacağız. Evet. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Sıra beklemiyoruz. Gerçi bir tane daha tuvalet var ama yine de iyi oluyor. Evet. Bir de yani güzel gözüküyor. Yani mesela diş fırçalama işlerimizi falan orada yapmıyoruz. Orası sadece tuvalete yarıyor. Burada o tarz şeylerimizi yaptığımız için evet. Birlikte yapabiliyoruz. O açıdan güzel oluyor gerçekten de. En son göstereceğim yere geldik. Bu odanın da eski halini göstereyim. Ama yeni hali de çok da içinizi açmayacak şimdi açıkçası. Ama bu eski yani, hali. Eski mutfağımız buydu. Büyüklü. Yeni mutfağımız da bu. Yani. Aynen. Burası. Şu an aşırı dağınık, böyle hiçbir şey yok içinde. Yani burayı aslında biz hobi odası yapmayı düşünüyorduk. Bir sürü şeyde olduğu gibi burada da eksiklerimiz olduğu için buraya da istediğiniz gibi yapamadık. Sonra da böyle ıvır zıvır eşyalarımızı koyduk. Ne bileyim işte süpürgemizin kutusu var. Televizyonun kutusu var. Kutusu
kutusu var. Sonra buraya da bir tane gömme dolap yaptık. Burada da böyle ıvır zıvır bir şeylerimiz var. Buraya böyle genelde çok görmek istemediğimiz, hoş görünmeyen dışarıda olduğunda şeyleri koyuyoruz, kaldırıyoruz. Burası, burada da eskiden yine arkadaşlar ufak bir balkon vardı, yani şurası da şeydi, kapalıydı. Biz burayı da açtık. Biz ne var ne yok açmışız. Aa, ya. Her yeri açtık. Bu evde 3 tane balkon varmış bizden önce. Şu an hiç balkon yok. Evet. Ferah bir ev oldu gerçekten burası. İnanılmaz büyük yani. Eski evimize göre falan gerçekten bayağı büyük. Daha henüz farkındaysanız hiçbir yerde halı yok yani. Yani şu an yaz olduğu için halı kullanmayalım dedi. Ama halı olmayınca da ev sıcaklığı olmuyor ya. Bu yavrucukları peki hala saksı... Bunlara saksı aldım ama videoya yetişmedi, daha gelmediler. Ama aldım, yolda, merak etmeyin. Evet, o zaman videonun sonuna mı geldik? Evet, sonuna geldik. Şimdi mesela daha çok eksiklikler var ya, daha duvarlar bomboş, işte hiçbir şeyimiz yok, ocağımız falan. Evet. Onların da tamamlanmasını artık Instagram'dan gösteririz. Evet, aynen. Onları zaten sürekli evde yaptığım şeyleri vesaire paylaşıyorum. Bizden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. O zaman görüşürüz mü? Görüşürüz mü? Görüşürüz.